Bugünkü dersimizde öz eğitim yöntem tekniklerinden ilke ve temel kavramlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün özel öğretim yöntemleri 2 dersimizi işleyeceğiz. Bunun içerisinde öğretim ilke ve kavramları ve temel kavramlar üzerinde duracağız. Öncelikle temel kavramlar üzerinde duralım. Öğretim nedir? Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, araç gereçleri sağlama ve rehberlik etme eylemidir. Yani bizim sınıf içerisinde yapacağımız etkinlikleri düzenlememiz ve bunu uygulamamız anlamına gelmektedir. Öğretimi yapabilmemiz için bizim kullandığımız günlük plan akışlarımız söz konusudur. Günlük plan akışlarımız öğretmede kullandığımız bir yönteme girmektedir. Özel öğretim neden kullanıyoruz bunu? Her eğitim kurumunun ve her eğitim düzeyinin farklı bir özel öğretim bulunmaktadır. Okul öncesi dönemi dediğimizde bizim oyun temelli giden eğitimlerimiz söz konusudur. Çocuğa bir şey öğretirken özellikle temelinde oyun olan etkinlikleri planlamamız gerekmektedir. Tabii ki bunun yanında çocuklara kullanabileceğimiz yöntemler arasında dramalar söz konusudur. Balık kılçıkları söz konusudur. Yani bunlar bizim çocuklara öğrenme ortamında geliştireceğimiz teknikleri açıklayan bilgi anlamına gelmektedir. Özel öğretim bizim etkinliklerimizle ilişkin ilke, yöntem ve teknikleri açıklayan bilgi dalı olarak tanımlanabilir. Yönteme baktığımızda yöntem genelde bizim hedefe ulaşmak için izlediğimiz en kısa yol olarak basit bir şekilde tanımlanabilir. Bir amacımız var. Bizi bu amaca ulaştırabilecek öğrenme sürecinin desenlenmesi veya planlanması olarak da geniş şekilde tanımlanabilir. Yani bir etkinliği yaparken biz bu etkinlik içerisinde nelere yer vereceğiz, çocuklarla neyi nasıl yapacağımızı planladığımız asıl alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknik baktığımızda bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi, sınıf içinde yapılan işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Yani biz günlük plan akışı içerisinde yöntemimizi, yapacağımız sunumlarımızı hazırlıyoruz. Sınıf içerisinde uygulamaya geçmemiz ise tekniği bize açıklamaktadır. Yani çocuklarla oyun oynarken kullandığımız çalışmalar teknik olarak ifade edilebilir ve uygulama boyutu olarak açıklanır. Öğretim ilkelerine baktığımızda öncelikle planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarında öğretim sürecinin başarısına katkı olan bazı ölçütler söz konusudur. Yani biz amacımıza ulaşabilmemiz için bazı ilkelerimiz söz konusu ve bazı ölçütlerimiz söz konusu ve bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki kazanımlar ve göstergeler, etkinliklerin planlanması, bunların hepsinin bir amacı ve belli bir yol izlemesi gerekiyor. Plan yaparken, hadi işte bugün şu planı yapalım, uygulayalım diye rastgele bir tercih yapmak gibi şansımız yok. Göz önünde bulundurmamız gereken ilkeler söz konusu. Bu ilkelere baktığımızda en önemlisi öğrenciye yani çocuğa görelilik ilkesidir. Çocuğa görelilik ilkesi bir öğretim sürecinin, eğitim ortamının planlanmasında çocukların
gelişim düzeyleri, ilgi ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerekir. Tabii ki bunun yanında hazır bulunuşlukları da dikkate alınmalı. Hazır bulunuşluk dediğimizde çocuğun bir bilgiyi veya bir etkinliği yapmaya istekli olmasından bahsediyoruz. Eğer isteksizse çocuk zorlamayla hiçbir şey yapılamaz ya da olgunlaşmış olması gerekir. Olgunluğa erişmesi de çocuğun bir beceri yapabilecek düzeye gelmesi anlamına taşımaktadır. Bunu örneklendirdiğimizde sınıf içerisinde öğretmen tek ayak sıçramayla ilgili bir oyun etkinliği planladı. Bu oyun etkinliğinde eğer çocuk henüz kas becerileri tam gelişememiş ve dengede durma becerisini kazanamadıysa çocuğa tek ayak üzerinde sıçrama yaptırma çalışması çok uygun bir çalışma olmayacaktır. Dolayısıyla önce çocuğun bir beceriyi yapabilecek olgunluğa erişmiş olup olmadığını tespit etmek, daha sonra o etkinliğe katılımında istekli olduğunu belirlemek önemli. Tabii ki bir şeyi yaparken çocuğun ilgisi var mı? Yani bu etkinliği yapıyorum ama etkinliği yapmış olmak için mi? Yoksa gerçekten sınıfında bulunan çocukların ihtiyaçları var mı? Bunu tespit ederek de yöntem ve teknikleri seçmek, günlük plan akışını belirlemek gerekiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi de bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmak gerekli. Bir çocuğun tabii ki beceriyi kazanmış olan üst düzeyde bir çocuk da olabilir veya tek ayak üzerinde sıçramaktan bahsettik. Onu henüz kazanamamış çocuklar da olabilir. Dolayısıyla çocukları ortak noktada buluşturmak da gerekiyor. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bilinenden bilinmeyene ilerleme veya bilinenden bilinmeyene ilkesi bir konuyu ya da bir etkinliği planlarken çocukların ne bildiğini tespit etmek, ne bildiğinden yola çıkmak gerekir. Üzerine yeni bilgileri inşa edebilmek gerekir. Öncelikle öğretmen çocuklarla kazandırmak istediği bir kavram var. Bu kavram için öncelikle ne biliyor? Bir tanımlama yapması gerekir. Evet, çocuk şekil kavramıyla ilgili üçgeni biliyor. Peki ne yapabilirim? Üçgenin sadece üçgen olarak, şekil olarak biliyor ama kaç köşesi olduğunu veya nasıl meydana geldiğini bilmesi için de bir etkinlik düzenler. Üçgenin özellikleriyle ilgili yani biliyor, bilinmeyene doğru üçgenin özellikleri bir etkinlik planlayabilir. Ve sadece kavramlar değil, bütün eğitim ortamları planlanırken de çocukların neyi bildiklerini, neyi bilmediklerini tespit etmek ve önce bilinenden sonra bilinmeyene doğru bilgileri inşa etmek önemlidir. Tabii bunu yaparken de çocukların özgüveninin artmasına, onları cesaretlendirmeye ve destek olmaya özen göstermemiz gerekiyor ki başarımızı da artırabilelim. Somuttan soyuta gitme. Okul öncesi dönemdeki çocukların daha çok somut bilgileri öğrenme aşamasında oldukları için ve henüz soyut kavrama geçmedikleri için bizim burada çocuklara sembolleri, kavram yani öğreteceğimiz kavramları sembolleştirerek ve onların görebilecekleri düzeye getirmek önemli bir ilke. Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuk yaparak ve yaşayarak öğrenir. Bu nedenle de anlatacağımız ya da planladığımız eğitim ortamında özellikle görsel ve işitsel araçlara yer vermemiz gerekmektedir. Bu ilkemiz bizim yaparak, yaşayarak anlatmayı ve çocuğun daha çok görselleştirilerek anlatılmasını ifade etmektedir. Basitten karmaşığa ilerleme dediğimizde burada daha çok kazanım ve göstergeler
veya etkinlikler içerisinde basit önce konuları seçiyoruz. Daha sonra zor konuları tercih ediyoruz. Yine yakından uzağa da çocuğun kendi bulunduğu çevreden ve daha sonra uzak çevrelere doğru gitmek anlamına gelmektedir. Burada örneklendirecek olduğumuzda kazanım ve göstergeler kendi içerisinde basitten karmaşığa doğru ilerlemektedir. Bu nedenle seçerken örneğin duygularını ifade etme. Duygularını ifade edebilmesi için çocuğun önce kendi duygularını anlıyor olabilmesi gerekir. Bu nedenle duygularını ifade etme, daha sonraki aşamada ise başkalarının duygularını anlama. Çocuk önce kendi duygularını anlayacak, ifade edecek ki daha sonra başkalarının duygularını anlayabilsin. Bu da basitten karmaşığa verebileceğimiz önemli örneklerdendir. Açıklık ilkesi. Burada öğretmenin kullandığı dil, çocuklara bir etkinliği sunarken ki anlaşılırlığı anlamına gelmektedir. Çocukların anlamayacağı bir dilde dil kullanması amacına ulaşmakta da öğretmeni çok zorlayacaktır. Bir örnek verecek olursak burada fen eğitim kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında deneyler yapıyoruz. Bu deneylerde mikroplarla ilgili bir deney yaptığımızı bahsedelim. Simleri koyduğumuz zaman işte elimizde mikroplar var. Siliyoruz. Hadi bir işte çocuklar mendille silelim. Elimizi yıkayalım ama simler hala çıkmıyor. Veya suda batan veya batmayan nesneleri anlatırken oradaki işte yükten bahsetmek, içinin hava dolu olduğundan bahsetmek çocuğun çok da anlayabileceği bir ifade olmayacaktır. Bunu daha da anlaşılır ve çocukların seviyesine uygun anlatmak gerekmektedir. Ekonomiklik ilkesi özellikle hem zamanın hem emeğin, enerjinin en yüksek verim alacak şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Burada özellikle okul öncesi dönemdeki öğretmenlerin hazır oyuncak almaları, dünyanın parasını vererek ama işe yaramayan, fonksiyonel olmayan oyuncakları, materyalleri sınıfında kullanması çok da ekonomik bir şey değildir. Oysa üniversitelerden tam donanımlı mezun olan öğretmenler hem çok fonksiyonel olan materyalleri hem de artık materyallerle yapabileceği çok daha ekonomik malzemelerle eğitim ortamında kullanabileceği materyaller hazırlayabilir. Tabii ki bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin öğretmenin işte kitap alıyoruz. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklara anlatabilmek için. Onun yerine işte bir kutudan televizyon şeridi yapılabilir. Televizyon şeridi dediğimiz bir kutu arkadaşlar. Bu şekilde ortasını açıyoruz. Buradan anlatabileceğimiz, çevirebileceğimiz saplar var. Bir resim burada yer alıyor. Tamamen atılabilecek kutu ve sokakta bulabileceğimiz bir ağaç dalları olabilir ve beyaz bir kumaş veya parşömene resimlerin aktarılması. Hem sınıf içerisinde kullanılabilecek bir materyale sahip oluyoruz, hem çok ekonomik, ayrıca çocukların da çok dikkatini çeken bir materyal hazırlanmış oluyor. Ekonomikliği göz önünde bulundurmamız, öğretmenlerin, donanımlı mezun olan öğretmenlerin öğrendiklerinde hayata geçirmelerine dikkat etmiş oluyoruz. Yaşama yakınlık, yani hayatilik ilkesi, eğitim ortamında verilen bilgilerin hayattan kopuk olmaması gerekmektedir. Yani yapay bir ortam sunulmamalı çocuğa. Yaşamda ne varsa eğitim ortamında da çocuğa o aktarılabilmeli ki hem geleceği hem de hayatı ona hazırlayabilelim, bilelim ve öğrendiği bilgiyi de teorik olan bilgiyi pratik olan yaşama aktarabilsin, kolay olabilsin. Böylece de
bilgi kirliliği yapmamış olabiliriz. Bunu nasıl bir örneklendirme yapabiliriz? Bir çocuğun okul öncesinde mesela yemek yeme, beslenme ile ilgili bir rutin etkinliğimizi yapıyoruz. İşte çocuğa çok böyle üst düzeyde ya da hiç karşılaşamayacağı bir yiyecekle sunmak veya işine yaramayacak bir işte A vitamini, K vitamini, E vitamini bu çocuğun hem anlayabileceği bir şey değil hem de yaşama aktarabileceği bir şey değil. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuk. Sadece o yiyeceğin bizim için nasıl bir faydası olacağını işte bunu yediğimiz zaman çok daha dişlerimizin sağlıklı olabileceği hem somut görebileceği bir çalışma bilgi aktarmış oluyoruz. Günlük yaşamda da kullanabileceği veya diş temizliği bakımıyla ilgili bir çalışma yapılması da yaşama yakınlık olarak karşımıza çıkabilir. Bütünlük ilkesi çocukların gelişim alanlarını birbirinden bağımsız olarak düşünemiyoruz. Dolayısıyla fiziksel gelişimi, sosyal duygusal gelişimi, dil gelişimi, öz bakım becerileri ve bilişsel gelişim, bütün gelişim alanlarını aynı anda destekleme, yani hepsi bütün gelişim alanlarını göz önünde bulundurmayı destekleyen bir ilkemizdir. Dolayısıyla etkinlik planlarken öğretmenin bütün bu yani fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, öz bakım becerileri göz önünde bulundurması gereken gelişim alanları ve bütün kazanımlardan da kazanım ve göstergelerden de bu alanlardan seçerek eşit bir şekilde günlük plan akışına yayması gerekmektedir. Güncellik maalesef ki bizim okullarda verdiğimiz bilgilerimiz çok güncel olmamakta. Çok geçmişe dayanan veya çok artık bilgilerin çıkarıldığı maalesef bilgileri çocuklara vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle daha çok kullandığımız geçerliliğini kaybetmemiş bilgileri sunmayı amaçlamamız gerekiyor. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Günlük plan akışı içerisinde öğretmenler sanat etkinliklerinde mesela hadi bir köy planlayalım. Köyde yaşayan, köy ortamında yaşamın nasıl olduğunu resmetmelerini veya artık materyallerle onu çalışmalarını istiyor. Fakat şöyle bir şey var. Artık eski köyler kalmadığı için o bilginin güncellenmesi gerekiyor. Veya çiftlik hayatı. Çiftliklerimiz de çok fazla kalmadı. Ve sadece hayvanat bahçelerinde gördüğümüz hayvanlar. Bu bilgileri, yani bunu yaparken öğretmenin biraz daha özen göstermesi, çocuğu daha ileriye taşıyacak bilgilerin olmasına özen göstermemizi ifade ediyor. Sosyallik ve itaate bağlılık. Burada asıl vurgulanmak istenen, tabii ki eğitimin en önemli amaçlarından birisi, bireylerin sosyalleşmesidir. Yani topluma ayak uydurması, toplumsal kuralları öğrenmesini amaçlarız. Dolayısıyla bu da otorite itaatlik ilkesiyle açıklanabilir. Buradaki itaatlik ilkesi körü körüne bağlılık anlamına gelmemektedir. Toplumda düzenin işleyebilmesi için gereken bazı kurallar vardır ve bu kuralların bu kurallara uyulması bizim düzenimizi ve işleyişimizi uygun bir şekilde sürdürmemize gerekecektir. Çocuklara bunları vermemiz gerekiyor. Biz bu kuralları sınıf içerisinde en güzel sıra bekleme, lavaboya giderken işte elini yıkama, rutin etkinlikleri hazırlıkta, sırayı bekleme, sırasını bekleyerek konuşma, söz alma, dinleme becerisi kazandırma,
gibi etkinliklerle, çalışmalarla kazandırabiliriz. Dolayısıyla tabii ki çocuk toplumsal kurallara uyarken aynı zamanda kendi duygularını ve kendini ifade edebilmesi, kendiyle ilgili kararlar alabilmesi, bu kararın sorumluluğunu taşıyabilmesi becerisinde kazandırmak gereklidir. Bilgi ve becerinin güven altına alınması ilkesi ise öğretmenin sınıf içerisinde kullandığı materyalleri, çocuklar hakkında edindiği bilgileri, kayıtları saklaması anlamına gelmektedir. Bunu video kayıtlarıyla, ses kayıtlarıyla, fotoğraflarla yapabilir. Aynı zamanda çocuğun kullandığı, yaptığı etkinlikleri, özellikle sanat etkinliklerinde, Türkçe dil etkinliklerinde oluşturduğu hikayeyi resmetme veya hikaye kayıtları ve benzeri gibi bilgileri güvence altına almasını olarak ifade ediyoruz. Yöntem seçimimizi etkileyen önemli faktörler var. Bu faktörlerden ilk öncesi çocuğun gelişimini gelişim düzeyini iyi bilmek gerekiyor. Yani çocuğun hangi yaş grubunda olduğu, gelişim düzeyinin ne olduğunu tespit etmemiz gerekiyor ki onun seviyesine uygun yöntemlerimizi seçebilelim. Tabii ki gelişim düzeyini bilmek içerisinde hazır bulunuşluğu söz konusu. Hazır bulunuşluk bir şey, çocuğun bir etkinliği ya da bir şeyi yapmaya istekli olması. Yani aslında bizim psikolojik olarak etkilendiğimiz yönümüzden bahsetmektedir. Hazır bulunuşluğun yanında tabii ki çocuğun olgunlaşmış olması gerekir. Olgunlaşmak ise tamamen bizim fizyolojik yönümüzden bahseder. Yani bir çocuk öncelikle resim yaptırmak istiyoruz. Resim yapabilmesi için kalem tutma becerisini kazanmış olması gerekir ki resmi yapabilsin. Kalem tutma becerisini kazanamayan bir çocuğa istediğimiz kadar resim yaptırmaya çalışalım. Bu amacımıza ulaşmada başarısız olmamıza neden olacaktır. Dolayısıyla çocukların yaş ve gelişim özelliklerini, çocukların olgunlaşma düzeylerini, çocukların hazır bulunuşluk düzeylerini bilmemiz gerekiyor ki yöntemimizi ona göre seçebilelim. Bunun yanında kazanım ve göstergelerimizi belirlememiz gerekiyor. Yani bir çocuk biraz önce söylediğimiz gibi kendi duygusunu bilmeden başkalarının duygusunu anlayamaz. Bu nedenle önce duyguların ne olduğunu, kendi duygularının ne olduğunu, ne hissettiğini ve bunu nasıl ifade edebileceğini bilmesi gerekir ki bununla ilgili çalışma yapmak gerekir ki daha sonra başkalarının duygularını anlayabilsin. Yani kazanım ve göstergelerin düzeyi de bizim yöntem seçimimizi etkileyen faktörlerde. Aynı zamanda eğitim ortamının yapısı, sınıf sayısı, pardon çocuk sayısı, sınıfın büyüklüğü de bizim yöntem seçimimizi etkileyen etmenlerden, önemli etmenlerden bir tanesi. Çok küçük bir sınıfta ise küçük sınıflarda çocuklarla oyun yoluyla öğrenmeyi belki yapamayacağız. Çocuk sayımız çok fazlaysa kavram haritasını uygulayamayabiliriz veya drama çalışmasını uygulayamayabiliriz. Bu nedenle sınıfımızın büyüklüğü, sınıfta bulunan çocuk sayısı ve eğitim ortamımızın nasıl olduğuna bizim yöntem seçimimizi etkileyen önemli etkenlerden. İçeriğin yapısı yani bizim etkinliğimiz bir yöntem kullanmaya etkili mi? Yani yöntem kullanmaya uygun mu? Uygun değil mi? Bunu belirlememiz gerekiyor. Her içerik drama yapmaya uygun olmayabilir. Her yine içerik balık kılçığını uygulamaya uygun olmayabilir. Bu nedenle içeriğimizi de belirlerken kullanacağımız yöntemle ilişkili olmasına özen gösteriyoruz. Yöntemin kullanımının kolaylığı ve aynı zamanda
öğretmenin yöntem hakkındaki bilgileri ve bunu uygulamaya yatkınlığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir öğretmen kavram haritasını nasıl uygulayacağını bilmiyorsa, o zaman bunu sınıf içerisinde kullanması mümkün değil. Deneyi kullanıyoruz, fakat öğretmen deneyin nasıl yapıldığını bilmiyor ve bunu çocuklara anlatma şansı da olmaz. Bu nedenle yöntemin kolaylığı, yöntem hakkındaki öğretmenin sahip olduğu bilgileri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde özel öğretim yöntemlerinin ilkelerini ve temel kavramları üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.